HRP ile mezoterapi ile sıcak kolajeni kombine edebildiğimiz gibi aynı zamanda plazma enerji bazlı cihazlarla kombine etmeyi ben çok seviyorum. Bugün yine çok ilginizi çekeceğinden emin olduğum bir konu konuşulacak. Sıcak kolajen. Medikal estetik hekimi Şafak Göktaş aramızda. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz hocam. Ve evet, çok merak ettiniz Gökçe Hanım. Sıcak kolajen sorunuzla başlayın isterseniz. Tamam. Hocam, kolajen nedir? İlk etapta bir onunla başlayalım. Kolajen biliyorsunuz son dönemde oldukça popüler oldu. Sıvı hali, hapları, tabletleri var. Bu da sıcak kolajen. Kolajen aslında zaten vücudumuzun temel yapı taşlarından bir tanesi. Bir protein diyebiliriz. Yaşla azalıyor maalesef 25 yaşından sonra. Aynı hyaluronik asidin azaldığı gibi kolajen miktarı da azalıyor. Ne oluyor azalınca? Yüz aşağı doğru sarkmaya başlıyor. İnce kırışıklıklar ortaya çıkıyor. Lekelenmeler başlıyor. Biz de bu kolajeni dışarıdan takviye etmeye çalışıyoruz. Çeşitli yöntemlerle. Peki burada sıcak kolajenle konuştuk. Bunun diğer bu tarz vücutta yeni kolajeni yapacak etkilerden farklı bir durum olması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii. Bununla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Yani normalde dışarıdan yiyeceklerle, besinlerle alınabiliyor. Biraz önce söylediğim gibi sıvı kolajen şeklinde alınabiliyor ama onların biyoyararlanımı, vücutta kullanımı belli bir seviyeye kadar oluyor. Biz mezoterapi şeklinde, nedir mezoterapi? Cildin orta tabakasına enjeksiyonlarla kolajeni veriyoruz. Neden sıcak kolajen deniyor? Çünkü 37-38 dereceye kadar bir cihazda ısıtılıyor. Isıtıldıktan sonra veriliyor. Bilimsel çalışmalar daha etkili olduğunu göstermiş. 37-38 derecede daha etkin kolajen miktarının arttığını göstermiş. Bu kolajeni veriyoruz. Fibroblast denilen hücreler vardır. Kolajeni ana üreten hücreler. Onun aktivitesini artırıyor. Bununla beraber ciltteki kırışıklıklar azalıyor. Parlamaya başlıyor. Lifting etkisi, yani yüz yukarı doğru çekiyor. Lekeler azalıyor. Birçok indikasyonu var aslında kullanmak için. Problemli olan noktaya mı uygulanıyor? Örneğin işte kaz ayakları diyebileceğimiz noktalar mı? Yoksa tamamen yüzün bütün bölgesine mi uygulama yapıyorsunuz? Yani nasıl bir uygulama şekli var? İki şekilde de yapılabiliyor aslında. Nokta atış, mesela leke var diyelim. Direkt lekenin içine yapabiliyorsunuz. Lekeyi oldukça azaltıyor. Yüz haricinde, yani sadece yüzle sınırlı kalmıyoruz. Yani cilt boyun, problemi nerede? Nerede problem varsa. Hatta ameliyat izlerine bile yapılabiliyor. Yara iyileşmesini hızlandırdığı için doğum sonrası problemli sezaryen kesilerine bazı kesilerde hocam maalesef çok kalın oluyor oradaki dikiş izi. Dolayısıyla burada da kullanabilmek müthiş bir şey olsa scar gerek. Diyoruz onlara. Evet. Scar lekelerine, scar izlerine kullanıyoruz. Akne sonrası mesela bazı lekeler oluyor. Onları kullanabiliyoruz. Onun haricinde boyun ve ele de kullanıyoruz çok sıklıkla. Herkes tabii yüzüne dikkat ediyor. Yüz devamlı ortada olduğu için çok dikkat ediliyor ama boyun ve el biraz daha ihmal edilebiliyor. Yaş da oradan kendini ele veriyor. Peki Şafak Hocam, biraz da sıcak kolajenden bahsettik. Burada tabii sıcak kolajen derken bu kolajeni biz bir yerden alıyoruz. Bunu biraz menşei, yapısı, aldığımız yerden vücudumuza verirken bir alerjik reaksiyon, bir şey var mı? Sıcak kolajen dediğimiz ürün, malzeme nedir? Onu bir açabilir miyiz? Evet, biraz? Şimdi sığır kolajeni bu. Sığırdan elde ediliyor ki en etkin kolajen de odur zaten. Alerjiyi sordunuz. Alerji için şöyle bir sığır kolajeninde alerji olabilir. Çok nadir de olsa olabilir. Onun için zaten bir ön kol testi denilen şey yapıyoruz. Zaten kitin içinden çıkıyor. Alıp hastanın ön koluna verip bir endürasyon çapının büyüyüp büyümediğine bakıyoruz. Zaten 3-5 dakika içinde belli oluyor. Alerjisi varsa büyüyor. Şu ana kadar hiç görmedik bu arada. Alerjisi olan hastalarda zaten gerekli antihistaminik ilaçlar verilebiliyor. Ciddi bir risk teşkil etmiyor. Şu ana kadar ben açıkçası binlerce yaptım ve hiç alerji görmedim. Evet hocam, cümlemin içerisinde söyledim gerçi size. Bir sorumuz da olacaktı. Sıcak kolajen neyle kullanırsınız? Tabii muhabbetlerimizden, arkadaşlığımızdan da plazmayla da çok sevdiğinizi, kullandığınızı biliyorum. Böyle de aslında biraz da bir plazma enerjili sistemleri bir soruyla bir cevaplaşmak isterim ve kolajenin onun yanındaki kullanımıyla ilgili ne söylemek istersiniz? Evet, aslında biraz önce sizin de dediğiniz gibi tek işleme sabit kalmıyoruz aslında. Birden çok işlemi bir arada kullanınca daha güzel sonuçlar elde ediyoruz. PRP ile mezoterapi ile sıcak kolajeni kombine edebildiğimiz gibi aynı zamanda plazma enerji bazlı cihazlarla kombine etmeyi ben çok seviyorum. Plazma enerjisi de cilde, o da kolajen ve elastin üretimini tetikliyor.
Bir yandan onunla müdahale ediyorsunuz, bir yandan da sıcak kolajenle. O zaman daha etkili sonuçların olduğunu gördük açıkçası. Özellikle kadınlarda son 5 sene içinde dökülme varsa kıl folikülü hala içeride canlı aslında. Ama yeterince güçlü olmadığı için saçlı deriyi delip dışarı doğru çıkamıyor. Biz sıcak kolajenle saçlı deriye yaparak kıl folikülünün içindeki kılı güçlendiriyoruz aslında. Güçlenince ne oluyor? Saçlı deriyi delip dışarı doğru çıkabilme yetisi artıyor. Mevcut olan saçlarda daha kalın ve daha gür bir şekilde çıkıyor. O yüzden saç dökülmesinde de ciddi anlamda kullanıyoruz. Tabii ki bu dökülmelerde özellikle menopoz zamanıysa bir kadın doğum hekimine yönlendirip danışmak gerekiyor. Ya o kısımlar halledildikten gerekiyor. Sonra onlar bittikten sonra evet. Sıcak kolajen kullanıyoruz. Onu da kombine etmeyi seviyoruz. Mezoterapiyle, saç mezoterapisiyle edebiliyoruz. PRP ile kombine edebiliyoruz. Hyaluronik asitle yine kombine edebiliyoruz. Ve hastamızın işte demir değerine baktırması, laboratuvar değerlerine baktırmasını öneriyoruz. Belki ağızdan bir çinko desteği de önerebiliyoruz bu durumda. Tabii Şafak Hocam şey dedik hep böyle kadın menopoz falan dedik de sonuçta bir saç kökü lazım. Zayıflanmış, evet. Pulpası güçlü olmayan saçın evet. Canlandırılmasına bahsettik. Doğru. O zaman dökülmemiş artık o kök yok olmuş bir saç için değil de yine pulpası var zayıf cansız bir erkek saçında da. Tabii kesinlikle. Hatta zaten saç hekimlerinden sonra özellikle önerilir. Saç hekimlerinden sonra yani mezoterapi PRP'nin bir tık üstü diyebiliriz. Yani daha güçlü. Hani çok vaktim yok mezoterapi ve PRP ile 8 seans 9 seans gelemeyeceğim diyen hastalara mesela yurt dışına hastalarımız geliyor. O zaman elimizdeki en güçlü şey ne? Sıcak kolajen deyip onları yapmayı tercih ediyoruz. Bu sıcak kolajenin de zaten iki formu var. 70'lik ve 150'lik şeklinde. Özellikle çok fazla seansa gelmek istemeyen hastalara iki defa, üç defa yapalım ama en güçlüsü olsun diyenlere sıcak kolajeni öneriyoruz. Şafak Hocam, Covid sonrası benim danışanlarımda da çok gördüğüm, kendimde de çok gördüğüm oluk oluk saç dökülüyor. Kesinlikle. Yani bu menopozdan, yaştan, ondan, bundan bağımsız olarak evet. Aslında Covid sonrası semptomları da işte saç dökülmesini azaltabilmek adına da uygulanabilir bir sistem olarak şu an düşünüyorum. Tabii Covid aslında ben aynı zamanda enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Covid de o yüzden çok yakından takip ettik Covid'i o dönemde. Çok net bir şekilde saç dökülmesi evet. Var. Covid geçirenlerin %30'unda gözle görülür şekilde saç dökülmesi olduğunu gördük. Allah'tan geri dönüştürülebilir. Yani tekrardan çıkabilir seviyede. Süper. Biz destek atarak işte sıcak kolajen, PRP yaparak geri çıkma oranını artırıyoruz. Yoksa hızlı kendi haline bırakırsak ölme ihtimallerini de gördük mü hocam bu tabii, dönemde? Tabii kesinlikle. Yani nasıl geri destek çıkıyor ben uzman karışmayayım demeyelim. Eskisi kadar güçlü çıkmıyor tabii. Desteklemek gerekiyor. Kolajenle, PRP ile desteklemek gerekiyor mutlaka. Şafak Hocam o zaman alerjisi olmadığı sürece herkese yapılabilir bir işlem bu. Peki başka işte hamileler, gebeler için de aynı şekilde yapabiliyor muyuz sıcak kolajeni? Şimdi gebe ve emziren annelerde özellikle çalışması olmadığı için, yani etik olarak çalışması yapılamadığı için onlara önermiyoruz. Ama sıcak kolajenle ilgili çok fazla bilimsel çalışma ve yayın var. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi 37-38 derecede etkinliğinin daha fazla olduğunu gösteren yayın var. Ama bununla ilgili yayın olmadığı için, gebe ve emzirenlerde yayın olmadığı için yapmayı tercih etmiyoruz. Tamamdır. Çok evet, teşekkür ediyoruz olalım. Katıldığınız için. Çok teşekkür çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkürler teşekkür tekrardan ederim. Bodrum'dan geldiniz. Bizi ben kırmadınız. Teşekkür çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.